davet edilmiş bakanları var. Çok güzel bir atmosfer. Beklediğim şey şu, D8 gündeminin tekrar Türkiye'nin ve bizim gündemimize yeniden giriyor olması. Bu bile beni heyecanlandırdı doğrusu. Yani şu anda D8'in önemi aslında biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Çünkü yaşanan süreç, Katar krizi, Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler. Bununla ilgili Türkiye bir adım atacak mı sizce? Yani bugünden sonra atması gerekiyor. D8 dönem başkanlığını Türkiye'nin bir an önce alıp D8'i yeniden canlandırma noktasında hamlelerin arka arkasına gelmesi gerekir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. D8 Saadet Partisi öncülüğünde bir iftar bu. Neler söyleyeceksiniz? Tabii öncelikle hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Bugün D8'in kuruluşunun bu salonda, Çırağan Sarayı'nda, bu salonda imza altına alınışının 20. senesi doluyor. Dolayısıyla böyle bir anlamlı günü var. Bundan dolayı da D8 üyesi İslam ülkelerinin büyükelçileri, D8 Genel Sekreteri, ayrıca Refah Yol Hükümeti'nde, yani D8'in kurulduğu Refah Yol Hükümeti'nde Refah Kanadı'nın bakanı olanları olan isimlerin davet edildiği, akademisyen yazarların davet edildiği bir program, yıl dönümü programı davet ettik, icra ediyoruz. Şunu söylemek mümkündür, her ne kadar bugün D8 Erbakan hocamızın aşkla, şevkle, heyecanla kurduğu dönemdeki işlevselliğini ortaya koyamıyor olsa da bizim hükümetimizin yaklaşımlarından dolayı, 20 yıl devletlerin hayatında uzun bir süre değildir. İnsanların hayatında uzun bir süredir. Ama devletlerin hayatında kısa bir süredir. Avrupa Birliği'nin temellerinin atılışına baktığımız zaman 1954 yılında Demir Çelik Birliği olarak kurulmuş. Sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği şeklinde evrilmiş ve bugün tek devlet olma, tek para, tek asker boyutuna da giden bir yapılanma. İnşallah D8 de önümüzdeki süreçte, o kadar belki uzamasına tahammül şansımız yok, dünyada cereyan eden olaylar bir an önce İslam Birliği'nin kurulmasını mecbur kılıyor. Bunun için D8'i olması gereken işlevselliğine kazandıracak Milli Görüş iktidarının temelleri olur bu toplantı diye dua ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu atmosferi? Efendim, bu müthiş güzel bir atmosfer. Aynı heyecanı bir kere daha yaşıyoruz. D8'ler projesi rahmetli hocamın en güzel, en parlak projelerinden bir tanesiydi. Zamanında anlaşılmadı yahut anlaşılmaması için elde gelen her şey yapıldı. Fakat şunu da hemen söylemeliyim ki Avrupalılar bunu çok iyi anladılar. Ve çok iyi anladıkları için de onun önüne gereken engelleri de koydular. Şu anda D8 adeta bir uyku hali içinde, dinleniyor. Fakat bence artık zamanı geldi. Bu düşüncelerin filizlenmesinin, iyi meyve vermesinin zamanı geldi, geçiyor bile. Şimdi bakın, Avrupa Birliği dağıldı, dağılacak. Onların arası, buna rağmen o birliği bir arada tutmaya çalışıyorlar. Peki de soralım, D8'ler neydi? D8'ler Müslüman ülkeler arasında aynı tip bir birliktir. Ekonomik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak, sanayi olarak birçok konularda işbirliği ve güçlenmedir. Peki şu anda niye biz böyle darmadağın duruyoruz? Bu kadar potansiyel elimizde varken, bu kadar güzel düşünceler mevcutken, işte onun için dedim, yani heyecanı içimizde hissetmemizin en büyük sebebi de zannediyorum tam zamanıdır. D8 tekrar uyandırılmalı, tekrar faaliyete geçirilmeli. Efendim, şimdi dönem başkanlığı Türkiye'de, 2 yıldır Türkiye'de ama evet. Türkiye dönem başkanlığı henüz almadı. Bunun sebebi ne ve Türkiye ne yapmalı? Şimdi efendim, birazcık da bunun için şeye bakmamız lazım, uluslararası konjonktüre bakmamız lazım. Şu ara ortalık çok karışık. Mesela Avrupa Birliği'nin durumuna bakarsanız orada müthiş karışıklıklar görüyoruz. Yani bir liderlik çekişmesi var arkasından. Ne yapacaksınız? Geçti. Avrupa Birliği, efendim. Canlı yayındayız. Kusura bakmayın. Efendim, Avrupa Birliği bu şekilde sıkıntılı bir haldeyken Orta Doğu'daki olaylar nasıl hızlı tırmanıyor onu da görüyoruz. Yani bir gece içinde 7 tane ülke, ne bileyim, Katar'ı izole etmeye karar veriyor. Ve orada da sebep falan da yok.
Yani birçok şeylerin son derece hissi, son derece çabuk ve fevri yapıldığı dönem. Şimdi tam böyle bir ortamın içinde çok oturaklı, çok dikkatli ve dengeli bir politika üretmek lazım. Bunu başarıya ulaşmak için. İşte ben onun için dedim. Yani bazen dış ortamın tam olarak hazır olmaması belki de bizi biraz yavaşlatıyor. Fakat ben derim ki bu zaman iyi zaman. Artık tam zamanı diyorsunuz. Tam zamanı. Efendim çok teşekkürler, sağ olun. O döneme tanıklık eden, o dönemin şahitlerinden bir isim devlet bakanlarımızdan, eski devlet bakanlarımızdan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim neler söyleyeceksiniz? Aynı 20 yıl sonra aynı salonda, D8'in imzalandığı salonda, çırağında D8 toplantısı. Evet, burada tabii Saadet Partisi'nin D8'in kuruluşunun 20. yıl dönümü münasebetiyle tertip ettiği iftar münasebetiyle buradayız. Tabii D8 uzun zamandan beri pek hatırlanmayan bir olaydı. Aslında 1997 yılında İslam ülkeleri arasında birliği hedefleyen böyle bir anlaşma İslam ülkeleri açısından milat olabilecek bir anlaşmaydı. Arzu edilen bunun çok etkili bir şekilde uygulanmasıydı. Etkili bir şekilde en azından daha iyi organizeli bir şeyi gerçekleştirmesine yönelik gelişmesiydi. Fakat zamanla bu unutulmaya çalışıldı. Unutturulmaya da çalışıldı. Ben aslında İzmir'den geliyorum. Böyle bir iftar yemeğinin özellikle D8'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tertip edilmiş olması beni son derece memnun etti. Bugün İslam dünyasının halini çok yakından görüyoruz. Her taraf problemlerle dolu. Hem gelişmişlik bakımından hem de kendi aralarındaki siyasi problemleri halletme noktasından şu anda dünyanın en zaaf gösteren bölgeleri olarak kabul edilebilir. Ve dolayısıyla da bütün dünya kendi içerisinde bir birliktelik temin ederken, Amerika kendi kıtasında birlikteliği sağlarken, Avrupa Birliği de kendi içerisinde birlikteliğini muhafaza etmenin her türlü tedbirini geliştirirken, İslam ülkelerinin ayrışan bir pozisyonda bulunmaları fevkalade acıdır. O nedenle D8 gibi bir anlaşmanın bütün İslam ülkeleri arasında son derece etkili bir şekilde yeniden devreye sokulması İslam dünyasının geleceği açısından son derece önemlidir. Ekonomik kalkınmasını kendi içerisinde entegre haline getirmediği müddetçe, siyasi birlikteliğini kendi içerisinde pekiştirmediği müddetçe İslam dünyasının dünya politikasında, küresel politikada kendi varlığını hissettirmesi mümkün olmayacaktır. O nedenle Saadet Partisi'ni 20. yıl dönümü münasebetiyle D8'in böyle bir iftar yemeği tertip ederek İslam ülkelerinin diplomatik temsilcilerini ve o döneme şahitlik yapan kimseleri bir araya getirmiş olması nedeniyle ben tebrik ediyorum. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Afiyet olsun tekrar. Sağ olun. Efendim D8'in 20 yıl sonra aynı salonda, Çırağan Sarayı'nda birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Bugün D8'in 20. yıl dönümü kutlanıyor. Gerçekten D8'in kurulduğu tarih ve günlerde İslam alemi heyecanlanmıştı. Bugün İslam alemine bakıyoruz. İslam aleminde büyük bir sıkıntı var. İşte Katar'a emperyalist ülkeler, efendim akıllarının estiği gibi İslam ülkelerine veya Katar'a işte uygulama yapıyorlar. Dolayısıyla 20 yıl önce kurulan D8 gerçekten bir İslam birliğinin ilk temellerinin atıldığı zamandı ve dolayısıyla o günden bugüne çok büyük merhale alınması lazımdı. Eğer o günden bugüne D8'in ruhuna uygun olarak çalışmalar yapılsaydı İslam ülkelerinde, bugün emperyalist ülkeler akıllarının estiği şekilde İslam ülkelerine karşı harekette bulunamazlardı, yatırımda bulunamazlardı. Umut var mısınız? Şimdi tabii ümitsizlik olmaz, ümidimizi kesemeyiz. Ancak bugün bakıyoruz ki Cumhurbaşkanı veya Türkiye'nin işte bugün dış politikasını idare edenler yavaş yavaş bu noktaya doğru gelmeye başladılar. Heyhat ki çok yavaş yürüyor.
Dolayısıyla gönül arzu ederdi ki bu iktidar 15 senedir geldiği günden itibaren D8'i canlandırsın ve dolayısıyla D8'in hem maddi olarak hem manevi olarak kuvvetli olduğunu bütün aleme yaysın. Eğer öyle olmuş olsaydı bugün İslam aleminin üzerinde, yani Filistin'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Katar'da bu hareketler olmazdı. Dolayısıyla yani o gün atılan D8'in temelleri büyük bir gayeye matuftu. Bu gayeyi sezmek lazımdı. Yok 10 sene sonra, 20 sene sonra bunu sezmişsiniz. Yani bada harabul basra. Dolayısıyla uyanık olmak lazım. Zaman geçmiş olabilir ama yeniden başlamak, dolayısıyla yeniden bu insanlık alemine, Müslümanlara, Müslüman aleme bir ümit verir. Ümit vermesi de lazım. İnşallah o yolda adım atarlar İnşallah diyorum. Çok... Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan ülkelerle Erbakan'ın yoğun çabası ve öncülüğüyle 15 Haziran 1997 yılında İstanbul'da yapılan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde D8'in kuruluşu resmen ilan edildi. Bana bir dış seyahat gösterin ki bir sene sonra yeni bir dünya kursun. Oluşum savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi ilkelerini benimsedi. İlk ortak proje olarak ziraat uçakları üretilip hayata geçirildi. D8'ler uzmanlar tarafından son yüzyılın en büyük dış politik hamlesi olarak tanımlandı. Erbakan